Kapaklı'da Kamber Gürbulak, iddiaya göre tartıştığı eşi, iki çocuğunun annesi Ayfer Gürbulak'ı çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı fabrikaların gece saatlerinde bacalardan saldığı gaz, Kapaklı ve çevresini nefes almaz hale getiriyor. Vatandaşlar yetkililerin bu konuda bir an önce önlem almasını istiyor. Kapaklı Belediye Meclisi'nin ikinci oturumunda tarife komisyonundan gelen zamlara karşı çıkan AK Parti grubu oylamaya katılmayarak tepkisini gösterdi. Zammın vatandaşları zor durumda bırakacağını belirten AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, yapılan zamlar konut fiyatlarını ve kira fiyatlarını arttıracaktır. Bu nedenle zammın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz dedi. Kapaklı'da haftanın 7 günü Yıldızkent kavşağında özellikle fabrikaların vardiya değişim saatinde yaşanan trafik kargaşası bu güzergahı kullananları çıldırtıyor. Çerkezköy'de LPG'li cip park halindeyken alev aldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sahibi Levent Gürdal'sa cipin yanışını çaresizce izledi. Çerkezköy'de Alişen Düzgün, tartıştığı Muhammed Korkmaz'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Mahkemeye sevkinden önce sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Düzgün'e Korkmaz'ın yakınları saldırdı. Olası linç girişimini polis önledi.